diyelim ki a diye bir sayımız var. Buna b diye bir sayıyı ekleyeceğiz ve c'yi elde edeceğiz. Ayrıca hem a hem de b'nin irrasyonel sayılar olduğu söylenmiş olsun. Evet, irrasyonel. Size verdiğim bilgilere göre a ve b'nin ikisi de irrasyonel. Peki bu durumda bunların toplamı olan c rasyonel mi yoksa irrasyonel mi olur? Şimdi videoyu durdurmanızı ve bu soruyu önce kendi kendinize yanıtlamayı denemenizi öneriyorum. Bu konuda biraz zorlandığınızı tahmin ediyorum çünkü cevap aslında bilemeyiz olacak. Bu A ve B'nin gerçekte hangi irrasyonel sayılar olduğuna bağlı. Bununla ne demek istiyorum? Şöyle ki aslında toplamları rasyonel olan iki irrasyonel sayı seçebilirim. Bu ne demek? Mesela A pi'ye eşitse ve b de 1 eksi -pi pi'ye eşitse ne olur? Her ikisi de irrasyonel sayıdır. Pi de irrasyoneldir, 1 eksi pi de öyle. Ama eğer bu iki sayıyı toplarsak, yani eğer pi artı 1 eksi pi işlemini yaparsak, bunların toplamı 1'e eşit olur yani rasyonel bir sayı olur, öyle değil mi? Bu şekilde iki irrasyonel sayıyı topladığımızda sonucun rasyonel sayı olduğu bir senaryo bulabildik. Genel olarak benzer bir örneği herhangi bir irrasyonel sayı ile de yapabilirsiniz. Yani mesela pi yerine karekök 2 kullanıp karekök 2 artı 1 eksi karekök 2 de diyebilirdik. Bunların her ikisi de yani bu turuncu renkli kısımda mavi renkli kısımda irrasyonel rasyoneldir ama toplamları rasyonel olacaktır. Tabi burada 1 olmak zorunda da değil onun yerine 1 bölü 2 de olabilirdi ne bileyim sonuçta rasyonel olan bir toplam elde edebileceğimiz şekilde bir sürü farklı kombinasyon yaratabiliriz değil mi? Fakat aynı zamanda iki irrasyonel sayıyı toplayarak yine irrasyonel bir sayı elde etmek de mümkün. Örneğin eğer a pi ise ve b de pi ise o zaman bunların toplamı 2 pi'ye eşit olur ki bu da yine irrasyoneldir. Ya da pi ile karekök 2'yi topladığımızda da sonuç yine irrasyonel olacaktır. Aslına bakarsanız matematiksel olarak bunu sadece pi artı karekök 2 olarak ifade edebiliriz. Evet bunun bir sayı olduğu doğru ama sonuçta yine irrasyonel bir sayı. Yani buradan çıkarılacak esas sonuç şu. Eğer sizden iki irrasyonel sayıyı toplamanız istenir ve size başka ek bir bilgi verilmezse yani toplayacağınız sayıların hangi irrasyonel sayılar olduğu söylenmezse bunların toplamının rasyonel mi yoksa irrasyonel mi olduğunu bilemezsiniz. Şimdi çarpım konusunu da bir düşünelim benzer bir şekilde diyelim ki a çarpı b eşittir c olsun ve yine aynı şekilde hem a'nın hem de b'nin irrasyonel sayılar olduğu bize verilmiş olsun. Şimdi videoyu durdurun ve c'nin rasyonel mi irrasyonel mi olduğunu yoksa acaba e, bunu bilemez miyiz diye düşünün ve bence toplamları yaparken baktığımız bazı örnekler gibi örnekleri deneyerek bunu anlamaya çalışın. Pekala hadi bir de birlikte düşünelim. C'nin rasyonel olduğu bir örnek bulabilir miyiz bakalım? Mesela yine pi ile bir örnek yapmaya çalışalım. Pi benim en sevdiğim irrasyonel sayı olabilir evet. Eğer A 1 bölü pi ise ve de pi olarak seçilir ise bunların çarpımı ne olur? 1 bölü pi çarpı pi işleminin sonucu pi bölü pi'ye yani 1'e eşit. Burada iki irrasyonel sayının çarpımlarının rasyonel sayı olduğu bir durum yaratabildik. Bunu genel olarak pek çok farklı irrasyonel sayıyla deneyebilirsiniz. Mesela 1 bölü karekök 2 ile karekök 2'nin çarpımı da 1'dir. Peki ya pi çarpı pi diye bir çarpma işlemi yaparsak pi çarpı pi'nin sonucunu pi kare. Evet böyle yazabiliriz ve pi kare de yine irrasyonel bir sayıdır. Evet, bu irrasyoneldir aslında irrasyonel bir sayıyı kendisiyle çarptığınızda yani karesini aldığınızda sonuç her zaman irrasyonel olmak zorunda değil. Örneğin karekök 2'yi ele alırsak sanırım ne demek istediğimi anladınız. Karekök 2 ile karekök 2'yi çarparsak yine iki irrasyonel sayının çarpımını alıyorum. Hatta aslında aynı iki irrasyonel sayıyı çarpıyorum ama karekök 2 ile karekök 2'nin çarpımı 2'ye eşittir. Yani rasyonel bir sayıdır. Demek ki iki irrasyonel sayının çarpımını alırken de size belirli sayılar verilmediği sürece çarpımın rasyonel mi yoksa irrasyonel mi olacağını bilemezsiniz. Yani irrasyonel sayıların toplamını veya çarpımını bulurken sonuçta elde edilen sayının irrasyonel veya rasyonel olup olmadığını bilmek için toplamını veya çarpımını bulacağınız sayılar hakkında bir şeyler bilmek durumundasınız.